Ay, şu anda yüzüne endüstri meslek lisesinde önce bir patlama oldu. Ne olduğunu anlamadık. Şu anda bir yangın söz konusu. Gelişmeleri izliyoruz hep birlikte. Ambulans geldi. Evet, yol çevriliyor. Henüz daha itfaiye gelemedi ama inşallah can kaybı olmaz. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz biz de. Endüstri Meslek Lisesi'nin hemen yanında fizyo yaşam var biliyorsunuz. Orada da hastalar var şu anda. Müdahaleler yapılıyor mu? İnanın şu anda görüntüleyemiyorum. Benim de sizlerin gördüğü kadarını görebiliyorum. Alevler yükseliyor maalesef. Maalesef evet, gerekçe oluyor gördüğünüz üzere. İnşallah korktuğumuz gibi değildir diyeceğim ama korktuğumuzdan daha beter bir şey olmasın inşallah. Çünkü alevler gittikçe çoğalmaya başladı. Evet, zannedersem müdahaleler yapılıyor şu anda. Evet, evet. Tabii biz binalardan çok iyi izleyemiyoruz ama ağaçlardan izleyemiyoruz, binalardan izleyemiyoruz. Evet. İtfaiye sesleri. Evet evet, şu anda çok şükür ki hem itfaiye ekipleri hem ambulans. Evet. Evet. Mersin itfaiyesi olay yerine geldi çok şükür. Dar alanda biliyorsunuz okulumuz, yerleşim yeri çok sıklıkla evlerin olduğu bir bölgede. Okulun hemen giriş tarafında itfaiye ekipleri müdahalesini yapıyor. Bu arada ambulans da okulun giriş kapısının hemen, siz tabi göremiyorsunuz, ben maalesef çıplak gözle görüyorum. Evet, şu anda ciddi anlamda ekipler görev başında görevlerini yapıyorlar. Kaç tane ambulans geldi. Dileriz ki can kaybı yoktur. Tabii insan bir felaketi, bir acıyı, bir sıkıntıyı anlatırken çok cümlelerin yetersiz kaldığı anlar olabiliyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Biz de mahalle sakinlerinden biri olarak olayı sadece gözlemleyebiliyoruz. Bu gelen 4. 112. İnşallah korktuğumuz gibi bir şey olmaz. Evet Yeşil, evet, yanan yer, evet, okulun bahçesi şu anda benim buradan görebildiğim kadarıyla. Yalnız önce bir patlama oldu.
neden olduğunu bilmiyorum işin açığı. Sadece uzaktan gözlemleyebiliyorum. Adnan Bey, inanın bilmiyorum. Yani sadece gözlemleyebiliyorum. Çok uzaktayım. Bir cadde var zaten aramızda. Endüstri Meslek Lisesi burası. Bir patlama oldu önce. Patlamadan sonra yangın meydana geldi. Ama sağ olsun itfaiyemiz yetişti. Şu anda müdahaleler yapılıyor. Çok sayıda ambulans burada. İnşallah Yeşil, inşallah. Yani umalım ki can kaybı olmasın. Mal kaybı bir şekilde zaten telafi edilir. Ama ambulans ekipleri gelmeye devam ediyor. Okulun çevresinde çok sayıda dediğim gibi küçük evler, yerleşim alanları dar bir mesafede. Zannedersem evet, giriş bloğunun hemen önünde bu yangın. Şu anda hasar tespiti tabi yapmamız mümkün değil, haber gelecektir bizlere de. Fakat müdahale yapıldı, hala da yapılıyor. İnşallah yoktur diye umut ediyorum. Çünkü burası GMK bulvarı Yeşil. Yani araçların çok her yönden, yani dört bir taraftan geldiği bir yer. O yüzden ben zannediyorum ki trafikten dolayı bu kadar çok ambulansın giriş noktası çok zor yerde. Ve şu anda gördüğünüz gibi, yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama evet, itfaiye müdahalesini yapıyor çok şükür. Kontrol altına alındı. Trafiğin en yoğun olduğu bölge burası. O yüzden 4 tane ambulans geldi. Çünkü yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. İçeride insanlar var mı? Çevredeki insanlar etkilendi mi? Bunu maalesef gözlemleyemiyoruz. Her ihtimale karşı da gelmiş olabilir. Yanlış bilgilendirme yapmak istemem. Evet, evet. Çok şükür. Evet Yeşil. Beyaz dumanlar çıkıyor artık. İnşallah içeride de can kaybı olmamıştır. Bu beyazlık hep böyle güzel bir şekilde devam eder. Hayır hayır, Mehmet Bey, Mehmet Kuzu, sanayi bölgesi değil burası. GMK bulvarı, bizim bir tarafımız Toroslar, bir tarafımız Akdeniz, bir tarafımız Yenişehir. Biz tam bulunduğumuz bölge Merkez Çetinkaya'nın GMK bulvarında. Işıkların kavşağında hemen Endüstri Meslek Lisesi'nde olay meydana geldi. Evet, çok şükür. En azından yangın devam etmiyor. Sadece enteresan taraf, hani acaba bir sıcaktan dolayı mı bir bomba patlama sesi gibi bir şey geldi. Yani işin açığı, hani gürültü gelince biz bayağı bir endişelendik. Çünkü okulun hemen yanında fizyo yaşam var. Amin Yeşil, amin. İnşallah, inşallah. Şöylecim, şu anda görünen taraf kontrol altına alındı. Okulun giriş bölümü, giriş binası daha doğrusu. Biliyorsunuz okulumuz birkaç bölümden oluşuyor. Burası Endüstri Meslek Lisesi. Endüstri Meslek Lisesi'nin hemen yanında bir anaokulumuz var.
İnşallah oraya kadar sıçramadan müdahale edildi zaten. Yangın çok şükür kontrol altına alındı. Evet evet aynen, iyi ki okullar kapalı, sınav zamanı değil, çok şükür. İnşallah can kaybı da olmamıştır. Bu arada Yeşil, senden de bilgi bekliyorum. İtfaiye ekiplerinde benim şu anda arayıp müdahale etmem söz konusu değil. Mehmet kuzu olabilir. Yani hava çok sıcak. Birkaç gündür Mersin'de sıcaklık had safhada. Yanıcı ve patlayıcı maddeler muhafaza edilmesinin kuralları var. Belki bu kurallara uygun olmayan ya da atıl durumda olan, tabii biz bilemiyoruz, şu anda farazi konuşuyorum ama sizin dediğinize göre. Teşekkür ediyorum Yeşil, çok teşekkür ediyorum. Şöleciğim çok teşekkür ediyorum. Evet, Allah hepimizi felaketlerden korusun. Gördüğümüzden geri koymasın inşallah. Evet, yangın çok şükür tamamen söndürüldü. Tabii ki olay muhtemelen incelenecek. Ve bizlere de bir bilgi verilecektir diye umut ediyorum. Nafis Bey, tekrar söylüyorum, evet, GMK Bulvarı üzerinde Endüstri Meslek Lisesi Toroslar bölgesinde, maalesef burası dediğim gibi tam Akdeniz'in, Torosların ve Yenişehir'in kesiştiği nokta, Merkez Çetinkaya civarındayız. Fizyo Yaşam var hemen Endüstri Meslek Lisemizin yanında. Olay 15-20 dakika önce ortaya çıktı. Büyük bir patlamadan sonra yangın başladı. Endüstri Meslek Lisesi'nin girişi şu anda bizim görebildiğimiz bu. Evet, bu patlamaların sonucu nereye kadar gidecek, neler oluyor? Tabii ki biz de takipçisi olacağız. Bir itfaiye aracımız daha geldi. Yangını tamamen kontrol altına alabilmek adına. Evet, beyaz dumanlar yükseliyor ama dediğim gibi okulun bulunduğu bölge tamamen insanların yoğun olduğu bir bölge. Okulların, çünkü anaokulu da var hemen Endüstri Meslek Lisesi'nin yanında. Çok teşekkür ediyorum Nafis Bey. İnşallah yeterli bilgiyi verebilmişimdir. Çünkü ben de maalesef diğer vatandaşlar gibi izleyen konumundayım. Sizlere canlı yayın yaparak haberi duyurmaya çalışıyorum. İtfaiye ekiplerine takviye ekip tekrar geldi. Hala müdahale etmeye çalışıyorlar. Ambulanslar sağ tarafta, yani bana göre sağ tarafta bekletiliyor. Çünkü çok ara sokak burası, dar sokak. Her ne kadar cadde üzerinden ben size canlı yayın yapıyorsam da okulun bulunduğu bölüm maalesef dar bir alanda. İsmail Çobanoğlu GMK Bulvarı üzerinde Endüstri Meslek Lisesi'nde çıktı. Merkez Çetinkaya'nın hemen karşısı diyelim. Evet. Patlamaların devamı gelmediğine göre çok şu an için endişe edecek bir durum yok gibi görünüyor. İtfaiye ekipleri, emniyet güçlerimiz de burada. Sağ olsunlar, trafik ekipleri de hemen burada bölgedeki trafiğin akışını düzenlemek, olayı daha iyi irdelemek adına şu
şu anda trafik de sakinleştirildi. Evet. Allah ülkemizi derin facialardan, sonu acıyla biten facialardan korusun. Sıcaklarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle kurumlardaki yanıcı ve patlayıcı maddelerin muhafazasına çok dikkat etmek gerekiyor. Ha, şu an için bu bizim bir öngörümüz. Ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Can kaybı olmaması için tek duamız. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Şülen bölge olarak Akdeniz bölgesine geçmiyor. Endüstri Meslek Lisesi Toroslar bölgesine ait bir alan. Burası tam kesişme noktası çünkü. Muhtemelen bilgi size de gelecektir ilerleyen saatlerde. Evet, maalesef işte ekran görüntüsüyle, hani videodaki görüntüyle gerçek göz arasındaki farkı görebilmenizi isterdim. Okulun giriş tarafı bayağı bir dış hasar maalesef mevcut. Ciddi yanıklar var buradan izlediğim kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Çünkü bu memleket bizim. Hepimiz bu memlekette nefes alıp veriyoruz. 31 Ağustos'ta okullar açılacak. İnşallah o tarihe kadar tadilatı da bitmiş olur. Can kaybı olmadıktan sonra mal kaybı biraz önce de belirtmiştim. Yerine gelir. Evet evet Şule Hanım, şu anda tabii söndürme işlemi devam ediyor. Tamamen yangını sonlandırmak adına, tekrar bir faciaya sebep vermemek adına. Çünkü çok hafif de olsa bir kıvılcım kaldığı an, biliyorsunuz eğer yanıcı, bizim öngörümüze göre yanıcı bir patlayıcı maddeler var ise, çünkü bu yangın bir patlama sesinden sonra meydana geldi. Siz en başını izleyebildiniz mi bilmiyorum ama. Teşekkür ediyorum Yücel ablacığım. Çok sağ olasın. Hepinize geçmiş olsun. Dediğim gibi bu memleket bizim. Mersin'imize sahip çıkmamız gerekiyor. Her bölgesine, her mahallesine. Bir Mersin kızı olarak karış karış bütün sokaklarını gezip, görüp bu sokaklarda büyüdüğümüz için tabii ki bir şey olduğu zaman üzülüyoruz. Çünkü çocukluğumuz var, gençliğimiz var, yaşanmışlıklarımız var. Haliyle duyarsız kalamıyoruz. Hem haberci olarak hem bir insan olarak bu manzaraları görünce çok üzülüyoruz. İsmail Bey, inşallah bizim de temennimiz can kaybı olmaması. Ama durumla ilgili sağlıklı bir bilgi alabilmek için biraz beklemek gerekiyor. Çünkü hala yangına müdahale ediliyor. Tekrar söylüyorum, bana göre sağ tarafta ambulans ekipleri hazır bir şekilde bekliyorlar. Olay inceleme ekipleri de diğer tarafta, emniyet güçleri var. Sağlıklı bir haber alacağız inşallah. Sağlık haberi alalım. Dediğim gibi mal giden gider, yerine gelir muhakkak ama can gittiği zaman yerine gelmiyor. Evet. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere. Geçmiş olsun Mersin.